Evet, bir önceki bölümde El Clasico'nun karanlık tarafından bahsetmiştik. Bu bölümde ise hepimizi televizyonlarımızın başına kitleyen bu rekabetin güzel yanlarından bahsedeceğiz. Goller, sevinçler, üzüntüler, meydan okumalar. İşte son 20 yılda oynanmış bütün El Clasico'larda hafızalara kazınan ve uzun süre unutulmayacak ikonik anlar. Her zamanki gibi ben Barcelona'yı anlatırken Özgün Real Madrid'i anlatacak. Bakalım kim kazanacak? Yorumlarda hangi tarafın daha ağır bastığını ve abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Sanchez'den süper gol. Alexis Sanchez, 3 sezon geçirdiği Barcelona'da 97'si ilk 11 olmak üzere 141 maça çıktı, 46 gol attı. 2011 yılında Udinese'den 26 milyon euro bedelle transfer olduğunda kimse ondan böyle bir performans beklemiyordu. Her zaman hızı, çabukluğu ve attığı büyüleyici çalımlarla çok sevdiğim bir oyuncu olmuştur Alexis. 2013 yılında Neukamp'ta oynanan bir El Clasico maçında 70'te oyuna giren Şilili, 77'de Neymar'ın ara pasına ok gibi hareketleniyor, ceza sahasına girmeden alıyor varanı karşısına, herkes çalım deneyecek diye beklerken topun altına öyle güzel giriyor ki, zeka dolu, harika bir gol. Sıkıysa yakala. Gareth Bale, 100 milyonluk adam. Real Madrid taraftarı ondan her zaman Cristiano Ronaldo'ya yakın bir performans beklediği için olsa gerek Bale'i hiçbir dönemde çok fazla içine sindiremedi. Ama 2014 ve 2018 Şampiyonlar Ligi final performanslarını bir kenara koyacak olursak her zaman şu golüyle hatırlanacak. 2014 Kral Kupası finali. Mestalla'da Di Maria'nın golüyle öne geçti Madrid. İkinci yarıda Bartra skoru eşitledi ve 85. dakikaya 1-1'lik beraberlikle girildi. Ama Bale sanki maça yeni başlamış gibi. 60 metrelik inanılmaz deparıyla önce Bartra'yı ekarte etti, sonra da Pinto'yu mağlup etti. Real Madrid bu golle Kral Kupası'nı kaldırmakla kalmadı, Barça'ya karşı 4 maçlık galip gelememe serisini de bozmuş oldu. Çok acıdı mı Paolo? 13 Aralık 2008, 90'da Hleb'in nefis pasıyla kontratağa çıkıyor Barcelona. Henry hiç bekletmeden tersi oynuyor, topun dibine nazikçe giren Lionel sadece gol atmakla kalmıyor. Aynı zamanda dünyanın en iyi savunma oyuncularından birinin sakatlanmasına sebep oluyor. Zavallı Cannavaro. Canı çok acımış olmalı. Öte yandan bu maç Pep Guardiola'nın teknik direktörü olarak çıktığı ilk El Clasico. Başka bir deyişle Messi, Pep'in ilk maçında ilk galibiyetini almasına yardımcı oluyor. 2014 yılında kendisinin de söylediği gibi. Messi'yi dünyanın en iyi oyuncusu yapmaya çalıştım. O ise bu süreci beni dünyanın en iyi teknik direktörü yaparak neticelendirdi. Mazlumu getirin. Gerard Piqué'yi kendi dönemi içinde en iyi 5-6 stoper arasında rahatlıkla sayabilirsiniz. Özellikle pozisyon alma ve soğukkanlılık konusunda bir dünya markasıdır. Ama gel gör ki karşısında Cristiano Ronaldo'yu görünce o buz adam gider, yerine sanki 18 yaşında ilk maçına çıkan tedirgin, sakar bir oyuncu gelir. 2012 İspanya Süper Kupası. Real Madrid Camp Nou'da 3-2 kaybettiği maçın rövanşını almak zorunda. 11. dakikada Higuain'le öne geçti Eflatun Beyazlılar. Bu golden 8 dakika sonrası Barcelona yine topun hakimi, Real yine kontra atak peşinde. İleri doğru uzun bir pas atılır ve Ronaldo şöyle seslenir. Pique'yi getirin bana. Maçı 2-1 kazanan Real Madrid İspanya Süper Kupası'nın sahibi olur. Kral benim. 23 Nisan 2017, yer Santiago Bernabéu. Maç başladığında Lionel Messi'nin 498 adet golü var. 21. dakikada Marcelo'nun dirseği Messi'nin dudağında patlıyor, Lionel kanlar içerisinde yerde kalıyor. Ardından 28'de Ramos'un direkten dönen topunu tamamlayan Casemiro'nun attığı golle 1-0 öne geçiyor Madrid. Sadece 5 dakika sonra dudağındaki kan henüz kurumuş olan Lionel orta sahada topla buluşuyor, yılan gibi kıvrılarak süzülüyor cezalarına. Modric, Carvajal, Nacho topu üçünden de kurtarıp zehrini akıtıyor ağlara. 499. gol sevincini yaşayan Messi'nin sol elindeki kanlı peçete dikkat çekiyor. 73'te Rakitic'in füzesiyle öne geçiyor Barcelona. Ardından Ramos her zamanki gibi kontrolünü kaybedip Lionel'i çok sert bir müdahaleyle yere çalıp kırmızı kart görüyor. Ancak rakip Madrid 10 kişi olmasına rağmen 85'te James'le beraberliği yakalıyor. Bakın, futbolda bazı sahneler vardır. Benim diyen senaristler yazamaz, en iyiyim diyen yönetmenler yönetemez böyle sahneleri. Her şey doğal akışında kendiliğinden oluşur. Belki de bu oyuna aşık olmamızın sebebi bu türlü büyülü sahnelerdir. 90+2'de roket gibi fırlıyor Barcelona'nın çocuğu Sergi Roberto. Topu hızla rakip yarı alana taşıyıp André Gomes oynuyor. André Gomes bindiren Jordi Alba'ya,
Alba içeri çeviriyor. Daha top kendisine doğru gelirken kafasında o golü atmış aslında Leo. Golün sevincini hangi köşede yapsam diye hesaplıyor. Dudağınızın patladığı, rakip tarafından yere çalındığınız bir maçın son dakikasında. Üstelik Bernabéu deplasmanındaki 80 bin Madrid taraftarı önünde kariyerinizdeki 500. golü atıyorsunuz. Senaristlerin yazamaz, yönetmenlerin çekemez dediğin bu sahneyi usta tiyatro oyuncularına taş çıkaracak güzellikte oynadı Messi. Çıkardı 10 numaralı formayı, forma bile kas katı kesildi, rüzgar bile esmedi o sahnenin büyüsüne kapılıp. Messi, Madrid tribünlerine formasını gösterirken adeta şöyle fısıldıyordu. Kral benim. %100 doğal. 2017 İspanya Süper Kupası ilk maçı. Yer Nou Camp. Messi'nin son dakika golü ve sonrasında yaptığı gövde gösterisinin üzerinden 4 ay geçmişti. Ronaldo sezon başı kampına katılmadığı için hazır değil yedekler arasında. Ama belli ki bu anı kafasında defalarca kez yaşamış. Belki rüyalarında görmüş. Maçın 58. dakikasında Madrid 1-0 öndeyken oyuna girdi Cristiano. 77'de Messi penaltı golüyle skoru eşitledi. Cristiano bu golden sadece 3 dakika sonra Pique'yi birebir de yakaladı ve uzak köşeye müthiş kapattı. Maçı 3-1 kazanan Real Madrid, rövanşı da 2-0 alarak kupayı kaldırdı. Golün ardından formasını çıkaran Ronaldo, %100 doğal kas kütlesini dosta düşmana gösteriyordu. Eğer formayı çıkaracaksan altına öyle tişört falan giymeyeceksin. Pick and Roll 2011 yılı. Bu kez Şampiyonlar Ligi yarı finali. Bernabéu'daki ilk maç. 45'te Pinto, 61'de Pepe kızarmış. 76. dakikada Affelay'ın ortasına tam bir golcü içgüdüsüyle hareketleniyor Messi, dokunuyor, top Casillas'ın bacakları arasında filelerle kucaklaşıyor. 87'de bu kez orta sahanın ortasında Lasa almış karşısına. Önündeki Sergio'yu basketbolda gardların pivotları perdeleme yapmak için kullandığı gibi kullanıp Real Madrid defansının arasına dalıyor. 1, 2, 3, 4 hepsinden sıyrılıp turnikeyi bırakıveriyor majesteleri. İkinci maç Pedro ve Marcelo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlanırken Leo ve takım arkadaşları ezeli rakiplerini eleyip finale Manchester United'ı bir kez daha hüsrana uğratmak üzere Wembley'e doğru gidiyor olacaklardı. Zidane böyle istedi. 2001-2002 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesi. İlk maç. Camp Nou'da yıldızlar geçidi var. Bir tarafta Frank de Boer, Luis Enrique, Patrick Kluivert. Diğer yanda Roberto Carlos, Guti, Raul ve Zidane. Lig şampiyonluğunu Valencia'ya kaptırmış olsa da o sezon Barça'ya karşı oynadığı hiçbir maçı kaybetmemişti Madrid. İlk yarı 0-0 sona erdi ve 55'te sahne alan Zidane Real Madrid'i öne geçirdi. 90'da Steve McManaman noktayı koydu ve 1-1 biten rövanşın ardından Real Madrid 9. kez Avrupa'nın en büyüğü olmak üzere Leverkusen'le oynayacağı final maçına doğru yola çıktı. Gerisini biliyorsunuz zaten. Kral Çıplak. Hikayesi olan gollerin 4. bölümünde Özgün bir Barcelonalı kadar güzel anlattı aslında. Tarih 19 Kasım 2005. Santiago Bernabéu'da bir peri masalı. Barcelona'nın krala çıplaksın dediği gün. Barcelona 15'te Samuel Eto'yla öne geçtiğinde her şey sıradan bir El Clasico akşamından farksız gözüküyordu. 60. dakikada Ronaldinho sol kanatta önce o zamanlar henüz tekme atmayı öğrenmemiş genç Ramos'u, ardından Helguera ve son olarak ters kademeye koşan Carlos'u bayıltıp skoru 2-0 yaptığında tüm Madridliler bir şeylerin ters gittiğinin farkına vardı. 78'de bir kez daha Ramos'u geçip skoru 3-0 yapan Ronaldinho sadece bir gol atmakla kalmadı. El Clasico tarihinde ilk kez bir Barcelonalı Madrid tribünleri tarafından ayakta alkışlanıyordu. Hesap açıldı. 2011 Kral Kupası finali. Real Madrid'e 2009'da transfer olan Cristiano Ronaldo'nun geride kalan 4 El Clasico'da da galibiyeti yok henüz. Messi ile olan rekabetinin yeni yeni alevlendiği günler. Kendisi için büyük maçlarda ama bilhassa Barcelona maçlarında ortadan kaybolduğuna dair yapılan yorumlara belli ki kafası acayip bozulmuş. Bu maçın da normal süresi 0-0 eşitlikte sona erdi. Aslında bu golden sadece birkaç dakika önce 100 dakikası geride kalmış bir maçta attığı inanılmaz deparla birazdan olacakların sinyalini vermişti Terminator. 103. dakikada Di Maria'nın ortasına neredeyse bir Ronaldo kadar daha yükseldi, kafayı vurdu ve hem ilk El Clasico galibiyetini hem de Madrid kariyerindeki ilk kupasını kaldırdı. Pas değil, pozisyon oyunu. Barcelona'nın oynadığı futbolu herkes pas oyunu olarak nitelendirir
ve başarılarının sırrını çok pas yapıyor olmalarına bağlar. Bunun böyle olduğunu zannedenler yanılırlar. Barcelona'nın oyununun sırrı sağda doğru pozisyon alıyor olmasıyla ilgilidir. Birçok farklı senaryoda topun nereye gideceğine topa sahip olan oyuncu değil, sağda pas opsiyonu yaratan topsuz oyuncular belirler. İnsanlar futbolu izlerken genellikle topun olduğu bölgeye baktığı için bunu göremez. Bir Barcelona futbolcusu kafasını kaldırdığı anda en az 3 pas opsiyonu görür. İşte bu pozisyon alma ve yardımlaşma sayesinde Barcelona dakikalarca topu rakibe vermez. 24 tane üst üste pas yapar, rakip topun peşinden koşmaktan aptal olur. Iniesta'nın ceza sahasına sızdığını algılayamaz, sonra gol olur. Fark etmezler bile. Top hala oyunda, Barcelona hala pas yapıyor zannederler. Onu diyorum işte. Bunun böyle olduğunu zannedenler yanılırlar. Kontra bizden sorulur. Özellikle son 20 yılda bu iki takım sadece yönetim biçimi, oyuncu ve teknik adam tercihleriyle değil, birbirine zıt oyun stilleriyle de çarpıştı sahada. Bilhassa Mourinho döneminde kontra atak ve direkt pas oyunu Real Madrid'den sorulurdu. Ama o ayrıldıktan sonra bile uzun süre bu anlayışı terk etmediler. 2014-2015 sezonu Barnabao'da bir lig maçı. 4. dakikada Neymar'ın golüyle geriye düşen Real Madrid, 35'te Ronaldo ve 51'de Pepe ile öne geçti. 60 dakikası geride kalan maçta Barcelona yine tüm hatlarıyla Madrid sahasındaydı. İşte size derslik bir kontra golü. Pozisyonun başında Barça yarı sahasında tek bir beyazlı oyuncu yok. 3 pas ve sadece 8 saniye sonra kadrajda tam 4 Real Madridli ve gol vuruşunu yapan Karim Benzema. 3-1 ile kazanan Real Madrid. İbrakadabra. 2009-2010 sezonu Barcelona'da Pep'in yarattığı rüzgarın kasırgaya dönüşmeye başladığı yıllar. Teknik direktör Guardiola ile yıldızı asla barışmayan Zlatan Ibrahimovic, yedek başladığı maçın 51. dakikasında Thierry Henry yerine oyuna dahil oluyor. Oyuna girmesinin 5 dakika ardından Dani Alves'in sağ taraftan yaptığı güzel ortaya Zlatan tarzı tek vuruşla fileleri havalandırıyor. Aynı zamanda bu gol hem El Clasico hem de Ibrahimovic'in tüm kariyerinde Real Madrid ağlarına gönderdiği tek goldür. Kalma. 2012 senesi. Camp Nou'dan canlı çıkarsa şampiyon olacak Real Madrid. Maç 1-1 devam ederken ve Barcelona oyuna hakim gibi gözükürken 73. dakikada Mesut'un nefis pasını hareketlenen Ronaldo Katalanları susturuyor. Sonrasında vücut diliyle anlattıkları çok çarpıcı. Kalma, sakin olun, ben buradayım. Heyecan yapmayın, derin nefes alın, şimdi yerlerinize oturun. Maçı 2-1 kazanan Real Madrid, sezon sonunda La Liga'nın gol ve puan rekorlarını kırarak şampiyon oldu. Psikolojik şampiyon. Bu kez 2008-2009 sezonunun 34. haftasında karşı karşıya geliyor iki ezeli rakip. Bir önceki hafta Barcelona Valencia deplasmanında 2 puan bırakmış, Eflatun Beyazlılar Sevilla'yı deplasmanda 4 golle geçip puan farkını 5'e indirmiş. Üstelik 34. haftada Barcelona'yı Santiago Bernabéu'da konuk edecek. Hani bu tarz maçlar için 3 puandan çok daha fazlası deriz ya hep. İşte bu söyleme çok uygun bir maç bu. Daha anlamlı kılmak için tersten devam etmek istiyorum. 38. haftada Barcelona puan kaybetmiş ancak Real Madrid mağlup. 37. haftada Barcelona yine puan kaybetmiş ancak Real Madrid yine mağlup. 36. haftada Barcelona tekrar puan kaybetmiş, Real Madrid tekrar mağlup. 35. haftada Barça bir kez daha puan kaybetmiş, Real Madrid bir kez daha mağlup. Son 4 haftada 4 mağlubiyet. İşte bunun sebebi 34. haftada oynanmış olan El Clasico. Peki 34. haftada ne mi oluyor? Barcelona matematiksel olarak değil ama psikolojik olarak şampiyonluğunu ilan ediyor. Şampiyonluk yarışının en tehlikeli virajında rakibinin mabedine giriyor. 2 tane Henry, 2 tane Messi, bir Pique, bir Puyol olmak üzere 6 tane gol atıyor. Madrid şehrini tarumar edip 80 bin kişilik Santiago Bernabéu'yu başlarına yıkıyor. Bu mağlubiyet öylesine kalıcı bir hasar bırakıyor ki Los Merengues üzerinde. Takibindeki 4 haftada tek bir galibiyet alamıyorlar. Futbol çoğu zaman fiziksel ama bazen gerçekten de psikolojik bir oyun. Şampiyon gibi. 2008 yılı, yer Santiago Bernabéu. Bu maçtan sadece 3 gün evvel şampiyonluğunu garantileyen Real Madrid, C
cilasını atmak için sahada. Malum Madrid taraftarları hep daha fazlasını ister. Barcelona'yı yenmeden kazanılan şampiyonluk yarım şampiyonluktur. Ama o akşam beklediğinden fazlasını aldı Madrid tribünleri. Sahada şampiyon gibi oynayan bir Real Madrid vardı. 13'te Raul 1-0 yaptı. 21'de Robben farkı 2'ye çıkardı. 63'te Higuain 3-0. Ve 78'de Ruud van Nistelrooy, skor 4-0. 87'de Henry skoru ilan etti. Real Madrid ligde 31. kez mutlu sona ulaşmasının üstüne Bernabéu'da Barcelona'yı bir güzel çitiledi. 19 yaşında bir çocuk. Tarih 10 Mart 2007. Sağda 19 numaralı formayı giyen 19 yaşında Arjantinli uzun saçlı çelimsiz bir çocuk var. 2 senedir Barcelona A takımının kadrosunda bulunan, kupa ve zorluk düzeyi daha düşük olan 41 maçta forma giyip yalnızca 16 gol atmış, yetenekli fakat o günün şartlarında bu çocuk tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olacak deseniz insanların hadi canım oradan diyeceği bir çocuk. Eto gibi bir dünya starının olduğu takımdan ondan pas isteyecek kadar kararlı bir çocuk. Ronaldinho'nun olduğu bir takımda şut atarken ayakları titremeyen ip gibi kaleyi bulan soğukkanlı bir çocuk. 100 bin kişi önünde Real Madrid karşısında hem de maçın 90. dakikasında iki takım arkadaşı boştayken çalım deneyip kaleye vuracak kadar kendine güvenen 19 yaşında bir çocuk. 19 yaşında 19 numaralı formasıyla Barcelona kariyerindeki 19. golünü atıp bir El Clasico maçında hat-trick yapan ve takibindeki yıllarda tüm zamanların en iyisi olacak özel bir çocuk. Şşşt! Susun bakalım. 99-2000 sezonu, Guardiola'nın hala top oynadığı, Higo'nun halen Barcelona'da olduğu yıllar. Raul'un golüyle deplasmanda 1-0 öne geçen Madrid, Higo ve Rivaldo'nun gollerine engel olamayarak 2-1 geriye düşmüştü. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde Barcelona tribünleri galibiyeti kutlamaya başlamıştı bile. Ama son sözü yine Raul söyleyecekti. Attığı gollerden sonra yüzüğünü öpmesine alıştığımız İspanyol golcü bu seferlik bir istisna yapmaya karar verdi ve Camp Nou tribünlerine dönerek şöyle seslendi. Şşşt, susun bakalım. Daniel Alves. El Clasico'ların yaramaz çocuğu. Cristiano Ronaldo'nun baş belası, taraftarın neşe, sağ çizginin bitmek tükenmek bilmeyen enerji kaynağı. Tam 8 sezon sağ bek oynadı Barcelona'da Dani Alves. Sadece kusursuz Barcelona sisteminin iyi gösterdiği bir isim değildi Dani. Tıpkı Xavi, Iniesta, Pique ve daha niceleri gibi sistemi iyileştirenlerden biriydi. Beklerden bir kanat oyuncusu gibi katkı yapması beklenen Barcelona'nın sağ çizgisinde ileri geri binlerce kilometre kat etti. 363'ü ilk 11 olmak üzere tam 388 kez giydi formayı. Hem Barcelona hem El Clasico tarihinde unutulmaz bir yeri olan Dani Alves'in benim diyen şütörlere şapka çıkartacak sağ ayağının dışıyla attığı en ikonik golü. Rambo bıçağı. 2016-2017 sezonu Real Madrid Barcelona deplasmanında. Son şampiyonluğunu buradan canlı çıktığı maçla kazanmıştı Eflatun Beyazlılar. 89. dakika geride kalırken 1-0 yenik durumdalardı. Sergio Ramos bu takım için öyle kritik, öyle can alıcı goller attı ki son yıllarda. Neredeyse attığı her gol bir kupaya karşılık geldi. İşte bu da onlardan birisi. Barcelona tam kazandım derken Rambo lakaplı Sergio Ramos sahneye çıktı ve bıçağını Katalanların kalbine sapladı. Bir kez daha hevesi kursağında kaldı Barcelona'nın. Real Madrid 4 yıllık bir aradan sonra tekrar şampiyon oldu. Krala tacı takan adam. Ne demeli ki sana? Nasıl tarif etmeli seni? Bakın o kendisini şöyle tarif ediyor. Diyor ki topa dokunduğum anda bende bir his oluşuyor. Top tam ayağımdan çıkarken daha hedefe doğru yola çıkmadan önce oluşan sadece benim anlayabileceğim bir his. Evet, tam olarak göndermek istediğim yere gidecek. Top onun ayağındayken sadece kime pas vereceğini hesaplamazdı Xavi. Birkaç hamle sonrasını, atağın nasıl sonuçlanacağını belirlerdi. Üstelik fiziksel dezavantajı nedeniyle tüm bu mühendisliği ikili mücadelelere girmeden birkaç saniye içerisinde yapmak zorundaydı. Kariyeri boyunca birçok asist yaptı ama bence en güzeli ve onun oyunu nasıl kurduğunu en iyi anlayacağımız asisti 5-0'lık El Clasico maçında Messi'ye yaptığı şu asisti. Adamı pergel yaparlar. 2012-2013 Kral Kupası eşleşmesi. İlk maçın skoru 1-1. Camp Nou'da rövanş için sahada iki takım.
13'te Ronaldo'nun penaltı golüyle öne geçti Real Madrid. O kadronun muhteşem hücum dörtlüsünden en az hakkı verilen adamdı belki de Di Maria. 56'da derslik bir kontratak hücumu daha yaptı Real Madrid. Di Maria Puyol'la birebir kaldı, sağa çekti, Puyol karşıladı. Tekrar sola çekti, Puyol'dan pergel yaptı. Dönen topu Ronaldo tamamladı ve Real Madrid 3-1 kazanarak Kralın Kupası'nda Barcelona'ya havlu attırdı. Arkadaşlar, abone olmak istiyorsanız... İstiyorsanız olursunuz zaten. Hoşçakalın.